Türkiye 1945 sonrasında bir rotada ilerledi rotayı içeridekiler çizmedi dışarısı çizdi Türkiye'nin şu anki durumu da onların istediğine uygun sınırlar içinde önce ekonominin durumunu anlattı kendi durumumuzun kendi gelimizin farkında değildik toplum olarak söyleye kimse kimseyin icabe inanmak istemiyordu boş ver diyordu böyle devam eder bitti böyle devam etmeyecek Sonra da 2018'in ikinci yarısı için kritik uyarılar yaptı. Cumhuriyet tarihinin son krizini yaşayabiliriz dedi, seçmenlere seslendi. Yeterli bilince sahipsek kişilerle ilişkiler ikinci planda, fikirler önemli. Yani daha kötüye gitmesini nasıl bir program önler diye bakması Oyunun vereceği yerleri ona göre seçmesi lazım. Ekonomist Uğur Civelek Türkiye'nin ekonomi gündemini ulusal kanal yayınında değerlendirdi. Tablonun gittikçe kötüleştiğini belirten Civelek ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı adaylarının bir çözümü olmadığını vurguladı. Bir yandan ey ey diye bağırmalara bakıyorum. Bir de bakıyorum gerek Cumhur İttifakı'nın gerek Millet İttifakı'nın seçim programlarına bu EE diye sopa göstermenin tam tersi var. Bunlar iç siyaset malzemesi merak etme ne istersen yapacağız diye el pençe divan duran programlar var. Bu ne iş? Türkiye'nin iki dünya savaşı arası koşulları yaşadığına dikkat çeken Civelek yeni bir kurtuluş savaşı verebiliriz dedi. Olsun, Cumhuriyet tarihinin en ağır ve son krizindeki tırnak içinde son ne anlama geliyor diye sormuş. Peki ne anlama geliyor? Türkiye yeniden bir kurtuluş savaşı yapmak zorunda kalabilir. Aha. Ekonomist Civelek, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacaklara çağrı yaptı. Taşeronlardan lider çıkmaz. Yeterli bilince sahipsek, kişilerle ilişkiler ikinci planda, fikirler önemli. Yani daha kötüye gitmesini nasıl bir program önler diye bakması, oyunu vereceği yerleri ona göre seçmesi lazım.